Burada üç farklı resim görüyorsunuz. Hepsi farklı zamanlarda, farklı yerlerde meydana gelen olayları gösteriyor. Ama bu resimlerin ortak bir noktası var. Hepsi altruistik davranışlar içeriyor. Yani diğer insanların iyiliğini önemseyen ve onlara yardım eden insanların resimlerini gösteriyorlar. Böyle bir davranış sadece toplum için değil, bireyin kendisi için de çok yararlı. Çalışmalar, Gönüllülükle günümüzdeki ve gelecekteki sağlık ve refah arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor. Aynı zamanda gönüllülük işleriyle ilgilenen yetişkinlerin hayattan daha fazla tatmin olduklarını ve depresyon ve kaygı risklerinin azaldığını biliyoruz. Ama altruizmin altruistik kişinin yardımı karşılığında hiçbir şey elde etmediği fikrini de kapsayan çok sayıdaki tanımları üzerine bir düşünelim. Böyle bir tanımla şunu merak ediyoruz: herhangi bir şey gerçekten altruistik olabilir mi? Altruistik eylemlerimizin yararını görmediğimiz oluyor mu hiç? Bunları aklımızda tutarak farklı teorilerin altruizm hakkında ne dediğini ve bu davranışın nasıl geliştiğini keşfedebiliriz. İnsanlar uzaktan akrabalarını ve kan bağı olmayan insanlara oranla ailelerine ve yakın akrabalarına karşı daha altruistik bir şekilde davranmaya meyillidirler. Hatta akrabalık belirtilen üstü kapalı işaretler bile bilinçsiz bir şekilde altruistik davranışları artırabilir. Mesela kendi fotoğraflarınızı başkasının fotoğrafına ekleyip kendi yüzünüzün özelliklerini başkasının yüzüyle birleştirirseniz bu diğer kişiye güven duyma eğiliminizi artırıyor. Eğer yardım eden kişi aynı soyadı taşıyorsa kişinin yardım etme davranışı artmaya meyilli oluyor ve bu durum özellikle Nadir rastlanan soyadlara sahip kişiler için çok doğru. O zaman kendimize şunu soralım. Eğer bize evrimsel bir avantaj sağlıyorsa, eğer genlerimizi aktarmamıza olanak tanıyorsa, bu davranış yine de altruizm olarak görülebilir mi? Bu durumda kendi bireysel genlerimizden bahsetmiyorum. Kendimize en yakın olan kişilerin genlerinden bahsediyorum. Eğer başkalarına kendi soyumuzun genlerini seçmek için yardım ediyorsak, bu gerçekten de altruizm midir? İnsanlar aynı zamanda bu kişiyle ileride tekrar iletişim kurma ihtimalleri varsa daha fazla yardımcı olma eğiliminde oluyorlar. Buna karşılıklı altruizm deniyor. Madalyonun öbür yüzü de var. Eğer birileri bize yardım ettiyse, o zaman onlara daha fazla yardım etmek zorunda hissediyoruz. İşte bu da hayır kuruluşlarının kendilerine bağışta bulunanlara küçük hediyeler yollamalarının sebeplerinden biri. Size küçük bir hediye vererek sizin onlara gelecekte daha fazlasıyla karşılık vereceğinizi umuyorlar. Altruizm sosyal olarak da yarar sağlayabilir. Altruizm finansal kaynağını bağışlayan kişiden sağladığı için diğer insanlara bu kişinin finansal kaynaklara sahip ve gelecekteki kaynakları da sağlayabilme becerisinin olduğu mesajını verme görevi görebilir. Buna da sermaye sinyali verme denir. Altruizm aynı şekilde toplumumuza kişinin ortak çalışmaya açık olduğu işaretini verme görevini de görebilir. İnsanlar geçmişte yardımda bulunduğunu bildikleri bireylere de daha çok güvenme eğilimindedirler. Bu üç teori altruistik davranışın gerçekten de fedakarlık anlamına gelmediği sonucuna bağlanıyor. Ama sizin psikolojinin altruizmi sadece art niyet gizli dürtü bağlamında ele aldığını düşünmenizi istemem. Diğer araştırmacılar altruizmin empatiyle bağdaştırıldığı teorisini ürettiler. Bu teorinin ardındaki mantık şöyle. Kişisel olarak sıkıntıda olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden diğer insanların acı çektiğini görünce, araya girip bir şeyler yapma ihtiyacı duyuyoruz. Araştırmacılar bu varsayımı desteklemek için empati kurma konusunda daha duyarlı olan kişilerin altruistik davranışlarda bulunmalarının daha muhtemel olduğunu belirttiler. Yardım etme davranışının ve empatinin erken yaşlarda başladığını biliyoruz. Yeni doğan bebeklerin diğerlerinin ağladığını duyunca ağlamaya eğilimleri vardır. Onlara bunu niye yaptıklarını soramıyor olsak da bunun sebebi Diğer bebeklerin sıkıntıda olduğunu fark ediyor olmaları olabilir. Yardım etme davranışının 2 yaş civarında ortaya çıktığını biliyoruz. Bu yaşlarda çocukların genellikle arkadaşlarına kendi oyuncaklarını teklif etmeye başladıkları yaşlar. Aynı zamanda bu yaştaki çocukların altruizm ve yardım etme numarası yapma eğilimleri de oluyor ve 4 yaş civarında gerçekten de yardım etme aşamasına terfi ediyorlar. Tüm bunların bu kadar erken yaşta gelişiyor olması altruizmin normal insani bir davranış şekli olabileceğini gösteriyor. Yani bunu yapmak için bir art niyetimiz olmasa bile diğer insanlara yardımcı olma eğilimimiz var.